Uykusuzluğu doğal yollarla ve ilaçsız tedavi etme yöntemleri. Uykusuzluk günümüzde pek çok kişiyi gitgide daha fazla etkisi altına alan bir hastalık. Bir diğer adı insomnia olan uykusuzluk, uykuya dalma veya uyur vaziyette kalma güçlüğü olarak tanımlanmaktadır. Uykusuzluk günlük hayatımızı olumsuz yönde etkiler. Yorgunluk, performans düşüklüğü, baş ağrısı, keyifsizlik ve depresyon gibi bir takım problemlere neden olur. Biri diğerinden daha ağır olan iki tür uykusuzluk mevcuttur. Akut uykusuzluk ve kronik uykusuzluk. Bunlardan akut uykusuzluk en sık görülenidir ve birkaç hafta boyunca sürebilir. Her ne kadar sıkıntı yaratsa da çok büyük bir sorun olarak görülmez. Diğer yandan kronik uykusuzluk birkaç ay veya daha uzun sürebilir. Uykusuzluğa neden olan pek çok etken bulunur. Bunlardan bazıları stres, huzursuzluk, ruhsal rahatsızlıklar, sağlıksız uyku alışkanlığı, uyunan yerde uykuyu kaçıran bir faktörün olması, hayat değişiklikleri, kafein, kronik ağrı ve nefes alma güçlüğüdür. Ayrıca arterit, kalp yetmezliği ve reflü gibi bazı hastalıklar da uykusuzluğa sebep olabilir. Huzurlu bir uyku uyumaya hazır mısınız? İşte size uykusuzluğu tedavi etmede kullanabileceğiniz bazı doğal yöntemler. 1. Kimyon tohumu. Kimyon çok lezzetli bir baharat olmasının yanı sıra sindirime yardımcı olur. Geleneksel Ayurveda tıbbına göre uykusuzluğu gidermede kullanılır. Ayrıca kimyon yağı da uykunuzun gelmesini sağlayabilir. Kimyon çayı bitkinliğe iyi gelir. Çoğunlukla bitkinlik ve uykusuzluk birbirlerini tetiklediği için kimyon çayını uykusuzluk tedavisinde kullanabilirsiniz. Tarif: 1 çay kaşığı kimyon tohumunu kısık ateşte 5 saniye kadar ısıtın. Üstüne 1 bardak su ekleyin ve kaynayana kadar bekleyin. Ocaktan aldığınız çayı 5 dakika demlenmeye bırakın. Çayı süzdükten sonra yatmadan önce içebilirsiniz. Ayrıca 1 çay kaşığı kimyon tozunu ezilmiş muzla karıştırıp yatmadan önce yemek de fayda sağlayacaktır. 2. Melisa çayı. Melisa uykusuzluk tedavisinde sıkça kullanılan bir bitkidir. Çay olarak tüketilen melisa, depresyon ve uykusuzluk durumlarında serotonin salgılanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda melisa çayı, zihinsel ve fiziksel sağlığı olumlu yönde etkiler. Tarif: 2 yemek kaşığı kurutulmuş melisa otunu, 2 çay kaşığı papatya ve az miktarda organik bal ile 1 bardak kaynar suda karıştırın. 10 dakika demledikten sonra süzerek yatmadan yarım saat önce içebilirsiniz. 3. Safran. Hafif depresyona ve adet düzensizliğine iyi gelen safran, aynı zamanda uykusuzluğu gidermede kullanılan bir baharattır. Tarif: Ilık sütün içine 2 tel safran atarak 5 dakika demleyin. Karışımı yatmadan önce için. 4. Papatya çayı. Papatya çayı şişkinliğe, huzursuz bağırsak sendromuna, adet düzensizliğine ve adet düzensizliğinden kaynaklanan uykusuzluk gibi pek çok rahatsızlığa iyi gelir. Papatya çayı sakinleştirici özelliğiyle bedeni ve zihni rahatlatır. Papatya uyku getirmesinin yanı sıra içerdiği apigenin maddesi ile pek çok kanser türüne karşı koruma sağlayan mucizevi bir bitkidir. 5. Muz. Muzda uykunuzun gelmesini sağlayan triptofan amino asidi bulunur. Triptofan vücudun serotonin üretmesini, böylece uykunun düzenlenmesini sağlar. Ayrıca muzda içerdiği magnezyum, kalsiyum, potasyum ve bol miktarda B vitamini ile uyumayı kolaylaştırır.
6. Sarı kantaron. Sarı kantaron, depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir çözümdür. Aynı zamanda uykusuzluk tedavisi için de kullanılabilir. Ayrıca beyindeki serotonin düzeyini yükseltir. Daha fazla serotonin ve melatonin salgılanmasını sağlar. Kapsül formunda da alınabilir. Tarif: 2 çay kaşığı kurutulmuş sarı kantaron otunu 1 bardak kaynar suya atın. 10 dakika demledikten sonra süzerek için. Bu çayı yatmadan yarım saat önce içebilir ve isteğe bağlı olarak bal ve limonla tatlandırabilirsiniz. 7. Kedi otu. Çok güçlü bir etkiye sahip olan kedi otu uyku getirir ve kasları rahatlatır. Kedi otu doğrudan damar ve arterlerde etki göstererek kullanan kişinin ağrısını alır ve yorgunluğunu giderir. Kedi otu zihinsel aktiviteyi dengeler ve gerilimi azaltır. Tarif: 1 bardak kaynar suya 2 çay kaşığı kurutulmuş kedi otu eklenir. 10 dakika kapağı kapatılarak demlenmeye bırakılır. Yatmadan yarım saat önce içeceğiniz bu çayı balla tatlandırabilirsiniz. Dikkat! Bu tarifi düzenli olarak 2 haftadan fazla kullanmamanızı öneririz. Çünkü uzun süreli kullanımda kedi otunun kalp sağlığını olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Kalp sağlığı ile ilgili bir sorununuz varsa doktorunuza danışmadan bu bitkiyi tüketmeyin. 8. Elma sirkesi ve bal. Elma sirkesi yorgunluğa iyi gelen amino asitler içerir. Ayrıca yağ asitlerini kırarak içindeki uyku veren triptofan maddesini serbest bırakır. Bal da insülini arttırarak mutluluk hormonu serotoninin salgılanmasına neden olur. Tarif: 2 çay kaşığı organik elma sirkesini 1 bardak ılık suyun içinde bir miktar bal ile karıştırın ve yatmadan önce için. Dikkat! Düşük serotonin seviyesi uykusuzluğa sebep olduğu gibi, yüksek serotonin seviyesi de bedene canlılık ve enerji vererek uykusuzluğa neden olabilir. Bu nedenle bünyenize en uygun serotonin seviyesini bulmak için kullandığınız bitkilerin sizi nasıl etkilediğini hissetmeye çalışın. Bahsi geçen tariflerin yanı sıra kendi önlemlerinizi de alabilirsiniz. Mesela düzenli bir uyku rutinini izlemek faydalı olacaktır. Ayrıca karanlık, sessiz bir odada uyumaya çalışın. Yatmadan önce ağır yemekten kaçının. Meditasyon ve rahatlama teknikleri öğrenmeye çalışın. Yatmadan önce kafein almamaya özen gösterin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka Şifa Bul videosunda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.